muhasebeye ait kayıtların tek bir ekran üzerinden girişinin yapılabildiği, analizlerin yapılarak raporların alınabildiği, e-beyanname ve e-defter işlemlerine direkt girişin olduğu yeni bir özellik olan muhasebe işlem merkezi 2.74 sürümüyle birlikte Go3, Tiger3, Tiger3 Enterprise ve Wings grubu ürünlerimizde kullanıma sunulmuştur. Muhasebe işlem merkezine özel uygulamalar başlığı altından giriş yapıyoruz. Muhasebe işlem merkezi ekranına ulaştığımızda ekranın üst bölümünde muhasebeden girişini yapmış olduğumuz fiş türleri mevcut. Açılış fişi, mahsup, tahsil, TEDİ'ye kur farkı, kapanış fişi, özel fiş, enflasyon fişi ve teferisi düzeltme fişi. Bu fişlere ait veri girişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Sol tarafta yer alan hesap planı üzerindeyken, herhangi bir hesabın üzerindeyken, mevcutta bulunan fiş türlerinden bir tanesine tıkladığımızda ilgili hesabın satırda seçili olarak gelmesini sağlıyoruz. Ve yine buradan istediğimiz hesabı seçerek fiş için veri girişini hızlıca gerçekleştirebiliyoruz. İlgili hesabın, üzerinde bulunduğumuz hesabın sağ tarafında yer alan bölümde o hesaba ait fişler, hareketler listelenmektedir. Fişleri buradan yine inceleyebiliyoruz. Fişe ait ters kayıt oluşturabiliyoruz. Çıkarabiliyoruz. Fişi kopyalayabiliyoruz. Yazdırabiliyoruz. Ya da fişlerin olduğu bu browser'ı Excel'e, HTML dosyasına, XML dosyasına, CSV'ye, PDF'e aktarımını gerçekleştirebiliyoruz. Yine bulunduğumuz hesap üzerinde hesap özeti butonuna tıklayarak ilgili hesaba ait tüm aylar bazında ve iş yerleri bazında hesap özetini listeleyebiliyoruz. Buradan çıkmadan, bu pencereden çıkmadan hesap kodu seçeneğini değiştirerek hesap planımızda yer alan diğer hesaplarımız için de yine aynı şekilde hesap özetine ulaşmamız mümkün. Aynı mantıkta yine ilgili hesap üzerindeyken masraf merkezi hareketlerine tıkladığımızda o hesaba ait masraf merkezi hareketleri listesine ulaşabiliyoruz. Buradan yine aynı pencerede hesap kodunu direkt değiştirerek başka bir hesaba ait olan masraf merkezi hareketlerini de listelemek mümkün. Yine bu ekranda e-beyannamelere direkt giriş yaparak beyanname oluşturmasını gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde eğer e-defter kullanıcısıysak ve e-defter lisansı açıksa setlerimizde buradan da yine e-deftere giriş gerçekleştirebiliyor ve devamında gereken işlemleri sürdürebiliyoruz. Bunun dışında genel mizan, iki tarih arası mizan, muavin defter gibi raporlara ulaşabiliyoruz. Rapor özelliklerine gelince bu rapor özelliklerimizden biraz bahsedelim. Örneğin genel mizan dediğimizde genel mizanın açılan pencerede sol tarafta filtrelerimiz mevcut. Bu filtrelere istinaden sağ tarafta veriler listelenmeye başlayacak. Başlangıç bitiş hesap kodu seçebiliriz veya grup tanımı deyip tek bir hesap üzerinden de yine mizanı oluşturabiliriz. Mizana girebiliriz. Hesap seviyesi seçimi mümkün. Bütün bunların dışında sağ taraf ekrana aldığımız listelemeyi örneğini gösterelim. Örneğin 100'den 150'ye kadar hesap seviyesi 9 olsun. Raporla diyoruz. Sağ tarafta listelenen veriyi Excel dosyasına aktarabiliriz, yazdırabiliriz ya da PDF olarak da yine kaydedebiliriz. Bunun yanı sıra diğer raporlarımıza bakalım. İki tarih arası mizan da yine aynı şekilde. Hiç vermeden filtre raporlayalım. Raporların da hızlıca geldiğini görüyoruz. Buradan bir de muavin defter alımı yapalım. Bunu da yine raporla diyelim. Rapor ekranının bir güzel özelliğini bahsetmek isterim. Rapor ekranında filtreleme,
çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Sürükle bırak yöntemiyle hesap koduna göre filtreleyebiliyoruz. Şu şekilde. Tüm grupları genişlet dediğimizde tek tek artlarımızı açmamıza gerek yok. Sistem otomatik olarak bunu gerçekleştiriyor. Birden fazla filtre vererek de gruplamak mümkün.